merhaba arkadaşlar. Dostlar bu videomda yine sıcak bir olayla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Malumunuz İsmaila cemaatinin lideri 93 yaşında Mahmut Usta Osmanoğlu vefat etmiş etti daha doğrusu. Ölen insanın arkasından kötü şey söylenmez şeklinde bu milletin büyüklerinin çocuklarına öğretmiş olduğu bir adap vardır. Ben de bu adap edeb ile büyüdüm. takdir etmesek de bizim inançtan olmasa dahi hatta inancımıza düşmanlık beslemiş olsa dahi Birileri öldüğünde ölen o insanın ölümüne insanla sevinebilir. Buna diyecek bir lafım yok. Ama bunu davul zurna eşliğinde eğlenerek duyurmamak lazım gelir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var dostlar. Sen birilerinin sevdikleri öldü diye zil takıp oynarsan başkaları da senin sevdiklerin öldüğünde zil takıp oynar. Karma felsefesi derler ya. Ne edersen onu biçersin hesabım. Bunu yaşarsın dostlar. Yaşarız. Burada hocanın avukatlığını yapacak değilim. Çünkü ben öyle bir insan değilim. Hocanın neyi savunduğu onu, onların nasıl bir dünya oluşturmak istediğini biliyorum. Ben o dünyada değilim. Sadece bir din birlikteliğimiz var. Hatta dinle alakalı birçok konuda bile çok farklı kullarlardayız. Onu da biliyorum. Bunun yanında onların işte vatanperver olması, milletçi bir yanların olması, işte millete bir ayar vermeye yönelik bazı çıkarımların olması, hayır diyebileceğimiz bazı şeylerinin olmasını yatsımam, inkar etmem. Bunları biliyorum. Çok iyi biliyorum. Alkış tutulacak yanlara da olur. Her ekibim vardır, her grubum vardır, her cemaati vardır. Bunları da inkar etmem. Takdir ettiğim yanları tabii ki de olur. Ama kesinlikle ve kesinlikle zinharı kabul etmeyeceğim. O kadar çok dünya görüşleri vardır ki faydadan çok zararları mı oluyor Davut Hoca? Elhak bana göre de faydadan çok zararları var. Bunu da beyan etmek isterim. İnsanlar cemaatleşebiliyor. Tarikat eşliğinde bir şeyler yapmaya çalışıyor olabilirler. Daha iyi insan olalım, daha iyi bir kul olalım düşüncesiyle bir yerlere bağlanabilirler. Bu çok başka bir konu dostlar. Bu 5-10 dakikada izah edilecek bir konu değil. Sadece benim sosyal medyada gördüğüm hocanın vefatı üzerinde üzerine bazı yakışıksız şeylerin paylaşımların olduğunu gördüm. Dindar ve dindar olmayan kesimden. Önce onlara yönelik olarak bir arkadaş tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Bir insanı sevmeyebilirsiniz. Bir insandan nefret bile edebilirsiniz. Hatta o insanın ölümü sizi ziyadesiyle mutlu etmiş olabilir. Bunlar son derece doğa şeyler. Bunlara yönelik kesinlikle bir cümle bile kurmak istemiyorum dostlar, eleştire yönelik olarak. Ama şunu yapabiliriz, birileri gerçekten sizin canınız yakmış olsa bile, can yakmadan ziyade üzmüş olsa dahi ya da sizin dünya görüşünüzden çok farklı şeyleri savunsa dahi, hatta zarar verdiğini düşündüğünüz şeyleri yapsalar dahi o cemaatin liderini ya da sevdiği kişilerin ölümü üzerine bence davul ve zurna içtiğinde mutlu olmamak lazım gelir. Ya da mutlu oluyor isek de bunu ifşa etmemek lazım gelir diye düşünüyorum. Çünkü karşıdaki insanları da son derece hem üzmüş olursunuz hem kızdırmış olursunuz. Bunun yanında kapalı kapılar ardından herkes dostlar. Hepimiz için geçerli olan bir şey söyleyeceğim. Bu hepimiz için geçerlidir, evrenseldir. Bizim gibi olmayan, bizim gibi düşünmeyen insanların bizim dünya görüşümüze, bizim ideolojimize yeah uh -huh. kesinlikle yanlış bir ideolojidir diyen kişilerin kesinlikle ve kesinlikle yakınlarının ölümü ya da başına bir felaket gelmesi karşı tarafı gerçekten sevindirir. Bu sevinme olayını ortadan kaldıramayız dostlar. Çünkü bu elimizde olan bir şey değil. Fakat benim ısrarla söylemek istediğim şey bu gibi durumlarda özellikle işin içerisinde bir ölüm vaki olmuşsa ya da ölüm olmasa dahi büyük felaketler olduğunda sevinç çığlıkları atmamak. Karşı taraf da aynı şeyi yapar, yapıyor. Şunu diyebilirsiniz doğru söylüyorsun Davut Hoca, Davut Bey. Tamam, belki biraz haddimizi açtık. Ama karşı taraf da bizim yakınlarımız öldüğünde aynı şeyi yapıyor. Kesinlikle elhak doğrusunuz. Ben onlara yönelik de söylüyorum dostlar. Yoksa karşı tarafında ne kadar yanlış ve çirkin, hatta pis işler yaptığını ben bizzat gözlerimle gördüm dostlar. Tutun. Bu cemaatin işte lideri ölüyor. Mahmut Hocam. Bu cemaatten bir kişi bir paylaşım yapıyor. İşte üzülmüş. O olabilir. üzülüyor. Çok sevdiği insan ölmüştür. Bu çok normaldir. Ondan sonra eleştirilere dayanamıyor. Ya biraz saygınız olsun ölüye diyerek bir paylaşım yapıyor. Bunu da anlarız ama insanın şunu da sorası geliyor. Ey malum kişi, isim vermeyeceğim. E sen işte daha geçenlerde bilmem şu gavur öldü, şu sapık öldü diyerek zil takıp oynamıştın. İşte bu, bunu düşünmen lazım gelir. Sen o insan sana göre kafir olabilir, sana göre sapık olabilir. Sapıktan kasıt cinsel sapık anlamında söylemiyorum dostlar. Yani dinin sapık demiş olduğu, delalet üzere olan yani Müslüman olmayan hatta dine düşmanlık besleyen bir kişi de olabilir ya da öyle zannedilebilir. O cemaatin lideri öldüğünde, başına felaket geldiğinde, bir musibete düşer olduğunda ne yaptın sen? Sen çok büyük bir şey yaptın yapıyormuşsun gibi bunu insanlara duyurdun. Sosyal medyada paylaştın. Yani insanlar da sana homurdandılar haklı olarak. Bunlar olmasını istiyoruz dostlar. Yoksa sevmediğimiz insanların ölümü gerçekten insanları sevindirir. Bunun eleştirisini yapamam dostlar. Yani sevinmeyelim diyemem. Vallahi diyemem. E kesinlikle biz dahi seviniyoruz birçok insanın ölümüne. Başına felaket gelmesine. Bunu bile itiraf edebiliyoruz. Çünkü o insanı zarar işler yapan bir kişi olarak tanıyoruz. Ya da öyle tanıtılmıştır. Bu sebepten bu sadece İsmail Ağa, cemaatinin liderinin ölümüyle alakalı bir şey değil. Taze taze olduğu için sosyal medyada da çok fazla paylaşımlar yapıldığı Için bu durumda ben izadesi de üzdüm ama her ne kadar ben ve benim gibi duyarlı olduğuna kanaat getirdiğim kişiler bu tarz paylaşımlar yapsa da bu hiçbir zaman bitmeyecek. Birileri çıkacak yine biraz hadlerini aşarak karşı cenahın liderlerinin ölümü üzerine sevinç çığlıkları atacaklar ve bunu sosyal medyada paylaşacaklar. Bu da değişmeyecek bir insan karakter yapısıyla alakalı bir durum dostlar. Neyse laf fazla uzatmayalım. Daha duyarlı olalım diye düşünüyorum. İnsan olmamız belki bunu zorunlu kılar. Şimdi de bu kadar. Hoşçakalın.